Karagöl, havaların ısınmasına rağmen Karagöl'de hala kıştan kalan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Düz bir yer lazım da. Aşağının üstüne bırak. Bahar ayında renk şöleniyle görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl, aynı zamanda her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Nasıl? Çekil çekil çekil. Vallahi gayet güzel ama keşke biraz daha kar olmadan gelebilseymişiz. Karagöl'ü görebildiniz mi? Beyaz görmüyoruz. Abi şurada bir parke var ama o da herhalde biliyoruz. Nasıl abi, gelmeye, gezmeye değer mi? Abi yine geleceğiz yani, öyle söyleyeyim. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk gölü? Defa geliyoruz. Gölü göremediniz ama beyazını gördünüz. Bak. Ama her haliyle güzel bence ya. Güzel. Beyazı da güzel, yeşili de güzel Karadeniz sonuç olarak. Nereden geliyoruz? İstanbul. Evet. Siz şefim nereden geliyorsunuz? Merhaba. Beraberiz, İstanbul'dan geliyoruz. Nasıl? Ya 2 kilometreye kadar şey yaptık. Araçlarla geldik. Yol kapalıydı. Şu an çalışma var. Açıyorlar. 2 kilometre kadar yürüdük. Biraz rampaydı. Yorucuydu ama değdi yani. Çok güzel bir manzara. Dönelim diye düşündünüz mü yoksa ısrarla? Yarısında böyle bir şiştik ama sonra dedik niyetimiz bir çıkalım. Hayır, ben memnunum. İyi ki geldim. İyi ki de gördüm. Donuk mu burası? Evet. Buz olmuş. Göl görünmüyor vallahi. Aa, iyi mi, ne olmuş ya? Evet. Nasıl yani buldunuz burayı? İlginç ya. Niye? 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Tabiat Parkı ilan edilen ve 29 yıllığına işletmeciliğini Boçka Belediyesi'ne devredilen Karagöl, bu kez Mart ayında karın yağmasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışıyla adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürünen Karagöl, soğuk hava nedeniyle buz tutunca ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sezonun açılmasıyla birlikte de yolu karla kapalı olan Karagöl'ün yapılan çalışmayla yolu açıldı. Sezonun açılışıyla alakalı bir açıklama yapan Boçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin'in turizmdeki mihenk taşlarından biri olan Boçka Karagöl'e önemli turizm yatırımı yapıldığını ve gerçekleştirilen tanıtımlarla birlikte Karagöl'e her sene bir önceki yıldan daha fazla turistin geldiğini söyledi. Havzasının turizm potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu, bu anlamda da işte bazı altyapı belki sorunlarının, ufak tefek altyapı sorunlarının olduğunu da biliyorum. Ama bu anlamda bazı gelişmelerin yaşandığını ve bundan sonra da turist ağırlama, konaklama vesaire çalışmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için Boçka Belediyesi olarak da gerekli katkıları sunacağımızı belirtmek isterim. Çünkü burası biliyorum ki Boçka'nın dışa dönük yüzü ve şunu da biliyoruz. Boçka artık turizm faaliyeti konusunda, turizm açısından çok gelişti ve artık beklentilerin de üzerine çıktı. Günde 500 ile 1000 arasında turistin Boçka'ya geldiğini de biliyoruz. Boçka'nın tanıtımı bu anlamda çok yüksekte. Bu arada tabii ki bazı eksikliklerimiz de olabilir. Bu eksikliklerin tamamen iyi niyetten kaynaklandığını da biliyorum. Bu eksiklikleri de işte giderebilmek adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışacağız. Burada herkes müsterih olsun. Sadece Camili ve Karagöl havzası değil, artık diğer havzaları da tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki Boçka doğa cenneti, dağ turizmine de çok müsait. Bu bütün turizm faaliyetinde bulunan arkadaşları da bu bölgelere bekliyoruz. Biliyorum tur ağırlıklı bir çalışma var bu bölgede. Bunlarla ilgili de belirli bilgi birikimine sahibiz. İşte Boçka'da Sayın İsmet Acar'ın da katkılarıyla yapılmış olan turist aktarma merkeziyle birlikte bu faaliyetleri daha çok geliştirip büyütme yolunda çabalarımız olacak. Efendim, şu an gelmek isteyenler için söyleyebileceğiniz, yani burası artık mı şu an veya ne zaman artık? Şu anda artık yavaş yavaş sezonu açıyoruz. En kısa zamanda artık turistlerimizi de bekliyoruz. Biz de bir Karagöl turumuz olacak, bir çıkıp bakacağız o bölgeye de tekrar.
İşte biliyorsunuz henüz kar kalkmış değil ama karda da işte çok güzel resimleri yakalayabilecek arkadaşlarımız var. Bu konuda da destek sunacağız. Artık sezon açıldı, öyle diyelim. Değdi mi, nasıl? Abi çok iyi ya, değer vallahi bu karkışta, harbiden değer yani. Merhabalar. Nasıl yolculuk, nasıl geçiyor? İyi geçiyor abi, iyi geçiyor. 1000 metre, bunun bir önemi yok. Hedef, asla yılmayacağız, savaşacağız. Nasıl geçiyor yolculuk? Çok güzel. Selamlar. Nereye gidiyorsunuz? Şu an gölün üstündesiniz. Evet, gölün üstündeyiz. Umut, çok fazla gitme. Bu gittiyse bir şey olmazsa bana hiç olmaz. Vallahi siz biliyorsunuz, mantıklı. Buz. İmkansız düşmek. Tabii yazın da sezonda da gelmek görmek gerekir de şu haliyle de farklı yani. Şurada gidelim, kaynarız. Evet. Gerçekten çok güzel. Yani. Şu an gölün üstünde yürüdünüz bir anlamda. Evet. Biraz. İnsanların bence bu mevsimde de gelmeleri lazım. Sadece yazın buraya piknik yapmayı değil de, evet, bu güzelliği de görmeleri lazım.